Üstad Hazretleri namaz için diyor ki, lütuf olarak huzuru şahaneye kabulündür diyor. Cümleyi anladınız mı? Yani namaz ne biliyor musunuz? Hani şimdi biz bazen diyoruz ya, ya işte vaktim yok, namaz kılmadım veyahut namaz kılamıyorum. Böyle bir cümle söz konusu değil. Ne olmuş biliyor musunuz? Siz huzura kabul edilmemişsiniz. Yani Allah Azze ve Celle sizi muhatap almamış demek oluyor. Şimdi namaz kadar fiiliyatı kolay bir amel biliyor musunuz? Yok değil mi? Şu masayı kaldırmak namazdan amel olarak daha zor. Bir kafe işletmek, market işletmek, günlük 8 saat bir yerde memuriyet yapmak. Her birisi fiili anlamda namazdan zor mu? Zor. Demek ki olay kılmamak değil. Allah'ın seni huzuruna kabul etmemesi. Yani o namazın iç derinliği, manası öyle bir oluşmamış ki seni Allah Azze ve Celle o an muhatap almak istemiyor. Allah Allah, ne kadar acı bir şey ya. Yani demek ki ben namaz kılmadım, namaz kılamıyorum değil. Allah seni huzuruna istemiyor. Bak bak, olay çok farklı. Bir cümleden nasıl değişiyor mana, değil mi? Şimdi biz bu zamana kadar sürekli namazın maddesini konuştuk. Namaz nasıl kılınır, değil mi? Peki bu namazdan Allah Azze ve Celle bizden ne istiyor? Yani namazın manası neydi? Hakikatinde Allah ne istiyordu? Bu kısmı konuştuk mu? Konuşmadık. Şimdi bu mana kısmı dolunca ortaya namaz çıkıyor zaten. Demek bu mana kısmı boş kalıyor. Allah huzurunu alıp namazda bizden ne istiyor? Allah Azze ve Celle'nin maksadı ne bizi karşısına muhatap almakta? Bu kısımları hiç konuşmadık. Konuşmayınca namaz ortaya çıkmıyor, doğmuyor. Allah Allah. Bazen de namaz kılmama değil, kılma hadisesi oluyor ama Allah'ın huzurunda bizden istediği namaz nerede? Bizim kupon toplar gibi kıldığımız namaz nerede, değil mi? Demek ki bu işin manası maddesinin çok önünde. Buraları es geçiyoruz. Bir gün birisi dedi ki, ben kendimi çok Allah'a karşı mahcup hissediyorum. Bu yüzden namaza duramıyorum dedi. Bak, yarısını doğru yakalamış, yarı da yanılmış. Allah Azze ve Celle'nin bizde namazda istediği hal hangi hal? Seni mahcup görmek istiyor zaten. Kainatın sahibi huzurunda birisini nasıl görmek ister? Mahcup görmek ister. Bir sultan raiyetin huzurunda nasıl görmek ister? Kibirli görmek ister mi? Tekmeyle kapıyı kırmış, içeri girmiş, ey sultan neredesin demiş. İster mi? İstemez. Zaten işin esprisi orada yani. Ya biz zaten bu kadar günahlarla, kusurlarla örülüyüz. O huzura nasıl gidebiliriz başka? Mesela biz ne yapsak cenneti hak edeceğiz de kibirli bir şekilde huzura gideceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kimse yaptığı amellerle cenneti hak edemez. Sahabe efendilerimiz ne diyor? Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de. Ben de Allah'ın rahmeti olmadıkça cenneti hak edemem diyor. Resulullah'ın bile bu şekilde kendisini beyan ettiği bir cennet. Allah'ın rahmeti olmadan hak edemem diyor. Kendi böyle ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir cenneti yani sen ne yapsan kazanabilirsin. Tabii ki de mahcup gideceksin o namaza. Şimdi biz demek ki hep böyle namazın şeklini konuşmuşuz. Namaz nasıl kılınır konuşmuşuz. Vakitlerini konuşmuşuz. Bunlar konuşulmayacak mı? Tabii ki konuşulacak. Bunlar da elzem. Ama önce pastanın kıvamı güzel olur. Sonra ne olur? Pastanın şeklini vermeye başlarsın, üstünü dizmeye başlarsın. Önce namazın manası oturması icap ediyor. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deki ilk 11 yılını düşünün. Niye 11 yıl dedim? Çünkü Mekke'nin 11. yılında Miraç hadisesiyle namaz farz kılınıyor. O zamana kadar da 2 rekat namaz kılıyorlar ama farz değil namaz. Ya Resulallah, o 11 yıl içerisinde 3. yılda, 4. yılda, 5. yılda neden namaz farz olmadı? Niye olmadı? Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce namazın manasını ortaya çıkardı. Önce o pastanın hamuru, kıvamı oldu mu? Lezzeti oldu mu? Şekeri kıvamında mı? Kabartma tuzu yerinde mi? Değil mi? Önce pasta güzel oldu, sonra pastanın şekli verildi. Demek ki bu namazın manası olmadan, maddesi ortaya çıktığında haşa biz Allah'a bir şey yapmışız bile zannedebiliriz kendimizi. Bir gün bir tane söyle demiş, biliyor musunuz? Demiş ki, biz ki demiş, Resulullah'ı görmeden iman ettik. Allah bizim gibisine de cenneti vermeyecekse kapısına kilit vursun demiş, haşa. Ve bunu diyen bir hoca, düşünebiliyor musunuz şimdi? İnsan kendini nerede zannediyor? Şimdi bu manayla namaz kılınsa ne manası var? Soruyorum sana. İçeriği gitmiş, öyle mi? İçerik kaybolmuş değil mi? Şimdi siz insanların ağzı tatlansın diye bir kekin içine acı biberi, isotu koysanız, karabiberi döşeseniz, o keki birine ikram etmenizin ne manası var? Misafir der ki, böyle yapacağına ikram etme daha iyi. Yani bu namazın bir manası var, manası.
Bu manası sırrı olmadıktan sonra nesi olursa olsun kurtarmıyor bir türlü. Bu namazın derin manasını bizim sürekli oturup konuşmamız lazım. Başlayalım mı konuşmaya? Buyurun başlayalım. Bismihi Subhanehu. 9. söz, 2. nükte. İbadetin manası şudur ki... Şimdi aynı şeyi tekrarladığımı farkındayım ama inanın fayda var. İbadetin maddesi şudur ki mi dedi? Hayır, manası şudur dedi. Şimdi bakın beyler, bir madde var, bir de mana var. Hangisi hangisi için sizce? Maddesi mana için, doğru mu? Şimdi benim bir cismim var, maddem var. Bir de ruhum var, manam var. Sizce hangisi hangisinin işini görüyor? Ceset, ruhun işlerini yapıyor. Alet çantası gibi. Görmeyi cesetten yapıyor, duymayı cesetten yapıyor. Hatta bir insanın ruhu çıkarsa, yani manası çıkarsa ne yapıyor ceseti? Ne yapsın? Kokmasın diye hemen toprağa gömüyor adam, öyle değil mi? Demek ki bu namazın bir manası, bir maddesi var. Ama namazın maddesi, manası ortaya çıksın diye var. Yani bir insanı sıktığın anda namaz esnasında sıkınca özü çıkar değil mi bir şeyin? Zeytini niye sıkıyorlar Osman? Değil mi? Özü çıksın, yağı çıksın diye. Bir adamı namaz esnasında sıktığın anda onun özünden, o namazın manası çıkmadıktan sonra o namazın tadı yok. Affedersiniz, böyle tavuğun mamaya eğilip kalktığı gibi bir hal oluyor bizdeki. Mana böyle bir şey. Şimdi namazın manası bir insanda nasıl olur? Mesela şöyle olur mu? Şimdi bende namazın manası olsun. Olur mu böyle? Olmaz değil mi? Namaza durdum. İftitah tekbirini getirdim. Allahu Ekber. Şimdi dedim bende bir namazın manası olsun. Böyle olur mu? Böyle olmuyor değil mi? Mesela ben matematik öğretmeniyim. Diyelim ki matematik eğitimini almadım. Bir gün oturdum, dedim ki bende matematiğin eğitimi olsun. Olmaz ki böyle yani. Sadece üniversitede yıllar harcaman gerekiyor, öyle değil mi? Sen şimdi fizyoterapistsin. Ya ben de şu kemiklerden, bel ağrılarından anlayayım, oturayım bir fizyoterapist olayım. Bu manaya çok inandım. Oluyor mu böyle? Olmuyor, bunun rububiyeti lazım. Bunun terbiyesi, bunun eğitimi lazım, öyle değil mi? O zaman namazın manası için ne lazım? Bir eğitim sistemi lazım. Allah Azze ve Celle kainat mektebini yaratmış. Bu kainat mektebinde neyi talim edelim istemiş? Benim isimlerimi okuyun. Benim isimlerimi okuduktan sonra bir mana doğacak sizde. Allah Allah. Bak nedir bu mana biliyor musunuz? Bütün kainatı tek tek okuyacaksın. Her biri bir kitap değil mi? Şimdi mesela insan da bir kitap mı? Kitap. Bir insana bakarak bu kadar kitap yazıyorlarsa insanın kendisi kitap olmaz mı? Kitap. Her birimiz kainat kitabıyız. Bu kainat kitabını oku, 3 tane mana çıkacak. Birisi nedir? Allah'ı tesbih. Subhanallah. Ya Rabbi, hiçbir kusur sana dokunamaz. Sen bütün kusurlardan uzaksın, münezzehsin. Birisi tazim. Allahu Ekber. Ya Rabbi, bu nasıl kudret? Birisi şükür. Elhamdülillah. Ya Rabbi, bu kadar nimet, bu kadar nimet benim gibi aciz kulağa mümkün mü? Hangi mektepten ders alacağız? Kainat mektebi. Demek ki kainat insan için var. İnsan da kainatı okuyup namazda Allah'a sunmak için var. Kainatın manası namaz çıktı, görüyor musun? Kainat insan için, insan namaz için var. Kur'an-ı Kerim'e ceset giydirseniz ne olur biliyor musunuz? Ne olur? Kainat kitabı olur. Öyle değil mi? Kainat dediğin Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin cisimleşmiş şekli. Ayet delil demek değil mi? Her birisi Allah'ın varlığına delil. Şimdi mesela ayet-i kerimede diyor ki biz arıya vahyettik diyor. Ya Rab, ben nasıl anlarım vahyettiğini? Hemen kainat tefsirine bak. Bak, kainat kitabına baktık. Arıyı aldım elime, bakıyorum. Bu kadar şuursuz bir arı. Bal gibi, o altıgen kovanlar, petekler gibi şuurlu bir işi yapabilir mi? Yapması mümkün değil. Demek ki bu arının arkasında vahiy var. Doğru mu? Bak, Kur'an kitabını nereden tefsir ettim? Kainattan tefsir ettim. Siz Kur'an'a bir insan sureti giydirecek olsanız o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olurdu. Kur'an'ı Efendimiz'den iyi tefsir edebilecek birisi var mı? Mümkün değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in en iyi müfessiri kimdir? Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Kapının arkasında biri var, kapıyı çalıyor. Benim kapının arkasındakini öğrenmemin bir yolu var. O kapının arkasından biri gelecek ve diyecek ki kapıyı çalanın sıfatı budur, vasfı budur, özellikleri budur. İşte Miraç ile, bizim namaz diye saydığımız Miraç ile Allah Azze ve Celle, kapının arkasında Allah Azze ve Celle'nin iktidarını temaşa etmiş. Cennete, cehenneme kadar. Değil mi? Onların mertebelerine kadar görmüş.
ve gelmiş. Gelip bize öyle bir anlatmış ki biz onun sayesinde istikamette kalabiliyoruz. Bakın. Şimdi kainat kitabı dediğim biraz daha genişledi mi? Demek kainat kitabından ayrı ders alacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrı ders alacağım. Kur'an-ı Kerim'den ayrı ders alacağım. Bir de vicdanımdan ayrı bir ders alacağım. Bu dersler ne için? Ben bu talim ile, bu eğitim sistemiyle namazın manasını anlamazsam ortaya şekli bir şey çıkar ama o çıkan Allah Azze ve Celle namaz der mi onu bilmediğim için. Orayı yapmam lazım. O pastanın içerisini en lezzetli hale getirmem lazım. Şimdi sizinle bizim oralara gittik Elbistan'a. Türkiye'nin en büyük fabrikası değil mi? Termik santrali. Şimdi orada linyet kömür giriyor değil mi? Ne kadar? Tonlarca giriş var. İzliyorsun yukarıdan. Tonlarca kömür giriyor. Birkaç kilo kül çıkıyor. Bu fabrikanın amacı bu kadar mı? Bu kadar mı yani? Hayır hayır. Bu görüneni, zahiri. Bir de görünmeyeni var fabrikanın. Ne biliyor musun görünmeyeni? O fabrika şehirlere yetecek elektrik üretiyor. Şimdi bak biz o fabrikayız. Bize ürün giriyor. Neydi giren ürün? Kainat. Gözümüze kainattan giren ürünler var. Kulağımıza var, burnumuza var, ağzımıza, dilimize var. Her yere kainattan giren ürünler var. Bu ürünler bize girse, sadece affedersiniz kazurat olarak çıksa. Olur mu? Olmaz. Demek ki bu ürünlerin neticesinde bir mana çıkması lazım. Nedir o mana? Namaz, namaz. Allah kainatı namaz için yaratmış. Bak çok ilginç bir olay var. Allah'ın isimleri nuranidir. Sıfatları da nurdur. Doğru mu? Bak nurani ismi. Ne demek? Nurdan beslenen. Allah'ın nur ve nurani olan isimleri, sıfatları kainat kitabına tecelli ediyor, maddeye dönüşüyor, cisimleşiyor. Elma, armut, sen, çocuğun, gözüm hepsi değil mi? Daha sonra sen o kainat kitabını okumaya duruyorsun. Kainat kitabını okumak ne demek biliyor musun? Maddeyi aldım, hazmettim, manaya dönüştürdüm. Anladığım manayı koşa koşa Allah'a ikram etmek için namaza durdum. Allah Allah. Olayı görüyor musun ya? Olayı görüyor musun? Şimdi öğretmen ne yapar eğitim vermek için? Harfleri yan yana dizer. Hocam niye dizdin yan yana? O harflerden yani maddeden talebe mana anlasın diye dizdim. Daha sonra da tahtayı silmeye başlar. Allah Allah hocam silecektin. Niye yazıyorsun tahtaya? Benim yazdığım madde manaya dönüştü. Benim amacım tamamdır. O yüzden istediğim kadar silerim. Şimdi kainat kitabına bak. Allah Azze ve Celle yazıyor, siliyor. Yazıyor portakal. Bugün yedik mi portakal mandalina? Yedik. Sildi portakal mandalina. Yazıyor gülleri. Bir iki haftaya solduruyor, siliyor. Ya Rab neden yazıp yazıp siliyorsun? Çünkü mana tahakkuk etti. Talebe dersi anladı. Benim yarattığım, yazıp sildiğim kainat yazbozu amacını gösterdi. Peki amacını gösterdiğini ben nasıl ortaya çıkaracağım? Kainat kitabı bu fabrikaya girecek. Madde yani madde. Bu fabrikadan bir mana çıkacak. Namaz yani namaz. İşte o zaman sen kulluk vazifesini tamı tamına yapmışsın demektir. Şimdi biz namazı sürekli şekli zannettik. Öyle değil mi? Halbuki neyi varmış namazın? Manası varmış. Hiç merak ettiniz mi? Bu beş vakit namazın arasında süreler var. Niyeymiş biliyor musun bu süreler? Bu namazla bu namazın arasındaki süre kainat kitabını okuyalım, hazmedelim, sindirelim ve namaza hazırlık yapalım diye varmış. Ama sen bunu hazmedemeyince adam ne diyor? Kıl kıl nereye kadar diyor. Aynı şey yemek için diyor mu bu adam? Ye ye nereye kadar demiyor. Niye namaza diyor? Çünkü kainat kitabından kendisine gelen öğretileri, ilimleri hazmedemiyor. Yani namazın manası eksik kalıyor adamda. Namazın manası eksik kaldıktan sonra şeklinin ne kadar önemi var? Buyurun dersi birlikte okuyalım. Onu da siz karar verin. Buyurun. Dergah-ı ilahide abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görür. Nerede görecek? Dergah-ı ilahi. Ne demek dergah-ı ilahi? Allah'ın huzuru demek huzuru. Allah'ın dergahı deyince sadece cami geliyor değil mi akla? Ya bak o caminin içinde dışarıdaki elmalar, portakallar gözükmüyor. Ay, yıldız, güneş gözükmüyor. Öyle değil. Her yer Allah'ın huzuru ya. Sadece cami değil. Bize hep böyle öğrettiler değil mi? Öyle değil. Kainatla başına gelen bir hadise mi var? O hadisedeki makam, mekan neresi varsa her birisi Allah'ın dergahı. Tamamını okuyacaksın. Okuduktan sonra ne yapacaksın? Kusurunu ve acizliğini göreceksin. Şimdi kusur ne demek biliyor musunuz kusur? Kusur hata yapmak demek değil. Kusur
Kasırdan geliyor. Eksiklik demek. Yani benim kusurumu anlamam için illa hata yapmama gerek var mı? Hayır, hayır. Şimdi ben sizle muhabbet ederken kirpiklerim inip inip kalkıyor. Ya Rab, beni bunu yapmaya gücüm yetmiyor. Ben kusurluyum bu noktada. Kulum, ben sana yetiştim diyor. Bak bak, kusurum Allah Azze ve Celle tarafından tamamlanıyor. Benim şu an mesela şurada bir yudum çay alıyorum. Midemde bir şeyler oluyor değil mi? Ben farkında mıyım? Ya Rab, ben kusurluyum. Eksiğim. Benim bunlara gücüm yetmiyor. Tamam kulum, sen anlat bana bak. Ben devamını kemali ikram ile sana sunacağım. Allah Allah. En mükemmel şekilde ikram ediyor Allah Azze ve Celle. İnceleri görüyor musunuz? Kulluğun özünü anlatıyor. Kulluğun özünü anlatıyor. Kusurlu olduğunu bilmen, aciz olduğunu fark etmen. Kulluğun özü bunlar. Devam edelim. Baştan al cümleyi. Dergah-ı ilahide abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. İşte bu dersin en önemli cümlesi. Allah nasıl secde istiyor? Hayret ve muhabbetle. Bakın bu iki kelimeyi bir anlayın var ya. Namazın tadı değişecek, tadı. Diyeceksiniz ki benim bildiğim namaz namaz değilmiş ya. Çok şaşıracaksınız namaza. Bu iki kelime. Hayret ve muhabbet kelimesi. Şimdi ecdat zamanında ordu çıkaracağı zaman bir Osmanlı ordusu düşünün. Ne olurmuş biliyor musun? O orduyu düşman görürmüş. Hayret ve korkuya kapılırmış. Halk görürmüş. Hayret ve muhabbete kapılırmış. Bak bak. Anladın mı olayı? Niye? Düşman görüyor. Başlarına geleceği biliyor. Hayret ve korkuyla karşılık veriyor. Kendi halk görüyor. Osmanlı raiyeti görüyor. O da hayret ve muhabbetle karşılık veriyor. Allah Allah. Şimdi hayret ve muhabbeti biraz daha anladınız mı? Şimdi Allah Azze ve Celle'yi bilmeyen bir insan. Şu gezegenleri, yıldız kümelerini şöyle bir teleskopla temaşa etse ne yapıyor biliyor musun? Korkuyor, korkuyor. Diyor ki ya bunlar ya başımıza yağarsa? Zamanında Amerika'da olmuş. Bir tane yıldız kayacak demişler. Herkes evlerinden çıkmış. Risale'de üstad bahsediyor ya, zamanında Amerika'da gerçekleşmişti ya. Niye? Çünkü kendisi başıboş serseri bildiğinden kendini, alemi de öyle bilir. İnsan alemi kendi gibi bilir. Kendini itaatsiz başıboş bilince alemi de öyle biliyor. Bir daha Allah'ı bilen birisinin temaşa ettiğini düşünelim. Hepsinin dizgininin Allah'ın elinde olduğunu bilir. Ne yapar biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'yi o haliyle tanır tanır, kainatı okuyup Allah'ı tanır. Bir gün Üstad Hazretleri, talebesi merhum Zübeyir abiye ne diyor biliyor musunuz? Bak bak cümleye bak. Zübeyir, şimdi kıyamet kopsa, dağlar uçsa, denizler yansa, yap bir parça çay deyip Rabbimin azametli icraatını lezzetli bir hayretle seyredeceğim diyor. Allah Allah, bak başına geleni nasıl anlatıyor? Hayret ve muhabbetle anlatıyor. Biz niye anlatamıyoruz? Bizim arabamız çizilse elimiz ayağımıza dolaşıyor. Tevekkül diye bir şey kalmamış. Bak ne kadar üzücü ha. Yani imandan sonra gelebilecek en önemli argüman tevekkül. O bile bizde eksik yani. Bu derslere her saat ihtiyacımız var. Öyle dersler bunlar. Allah Allah. Demek ki bu kainat mektebinden benim hayret ve muhabbet manasını yakalamam lazım. Yoksa namazın içi dolmayacak. Hani biz namazda iftitah tekbiri alıyoruz değil mi? Biz orada Allahu Ekber deyince kainatı itmiyoruz aslında. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ya Rab, ben bütün kainatı temaşa ettim. Onların tesbihleriyle, zikirleriyle namazda huzuruna geliyorum, secdeye geliyorum sana demiş oluyoruz. Şimdi askerde mesela onbaşı tekmil veriyor. Ne demek istiyor? Ben 10 kişinin tekmilini verdim değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Kime veriyor? Yüzbaşıya. Yüzbaşı tekmil veriyor. O da 100 kişinin tekmilini veriyor. Genel kurmay ne yapıyor? Bütün ordunun tekmilini veriyor. Sen namazda ne yapacaksın? Ya Rab, bütün kainatı temaşa ettim. Her birisinin tekmilini sana vermeye geliyorum. Namazın manası buymuş biliyor musun? Yoksa eğildim kalktım. Ne geliyor akla Allah aşkına? Bu sınav ne olacak? Şu yeni aldığım gömleği de ne zaman giyeyim? Ya arabanın şurası da yamuktu da onu ne zaman yaptırırım? Ya istedik de bu kızı verecekler mi bize? Evlenebilecek miyiz? Evlensek acaba hangi banka yüzde kaç faiz verir? Öyle değil mi? Allah aşkına öyle değil mi? Sürekli kafada bunlar dönüyor değil mi? Allah Allah. Demek ki dönmesi gereken şey bunlar değil. Demek ki namazlarımız bu yüzden tatsız, tuzsuz, manasız. İçi yok çünkü içi. Kainat mektebindeki dersimizi çalışmıyoruz. İş yerindeki evrakları ezbere biliyoruz. Kainat kitabının evraklarını bilmiyoruz, okumamışız. Allah Allah. Nasıl olacak böyle? Bu hayret ve muhabbet manasını, özellikle hayret kısmını ve hayretten doğan muhabbeti ben en iyi nerede anladım biliyor musunuz? 7. sözde bir cümle geçiyor. Ya böyle bir cümle olamaz ya. Gerçekten inanılmaz bir cümle ya.
cümleyi lütfen bakın. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun, kim var başrolde? Bir yaşında küçük bir çocuk. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, en leziz ve en tatlı halin hangisidir? En çok neyden lezzet alıyorsun diye. Bir yaşındaki çocuğa soruluyor. En fıtri çocuk değil mi? Doğal hali hiç bozulmamış. Belki diyecek, aczimi, zaafımı anlayıp, validemin tatlı tokatından korkarak, yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Allah Allah, cümleye bakar mısın? Şimdi biz bu kainat kitabını, başımıza gelen hadiseleri okuyamıyoruz ya. Okuyamadığımız için başımıza ne geliyor biliyor musunuz? Bak, bu çocuğun hali geliyor. Şimdi bir çocuğun ayağına taş takılsa kime koşar? Annesine koşar. Niye? Baba da var. Babaya koş. Öyle değil. Şimdi çocuk fıtri hareketler yapar. Bizim fıtratımızda bir korku olduğu anda en şefkatli hangi merciyi bilirsek ona sığınmak var. Bak, baba var, amca var. Yok yok. En şefkatli anneyi biliyor. Tanımış çünkü anneyi. Peki biz Allah'ı tanısak? Annelerin içine bu şefkati koyan, haşa, bir anne kadar şefkatli değil mi? Olur mu öyle ya? Olur mu? Okyanustan bir damla bütün anneler ya. Bütün anneler. Demek ki Allah'ı tanısak, ona koşsak başka bir olay olacak ortaya değil mi? Peki bu anne şefkat tokadıyla çocuğu neden korkutuyor? Oluyor değil mi mesela? Bu arkadaşınla görüşmeyeceksin değil mi? Osman Emici oluyor muydu? Senin anne yaman biraz. Karadeniz kadını, Trabzonlu. İyi çitiliyordu değil mi? Değil mi? Sen peki anne çitilince ne yapıyordun? Yine annene koşuyordun değil mi? Şimdi niye böyle yapıyor anne? Anne, çocuk mesela yaramaz arkadaşla görüşüyor, vuruyor şefkat tokadını, çitiriyor çocuğu değil mi? Ya da tam ateşe koşacak sobaya, vuruyor eline. Dikkat et o ateşe diye. Değil mi? Şefkatli tokadını vuruyor. Şimdi çocuk koşuyor, anneye sarılıyor. Normalde çocuk anneye sarılır ama o annenin şefkat tokadını yedikten sonraki sarılma bambaşka bir sarılma. Anne bu sarılmadan pek memnun oluyor. Niye? Çünkü o bebek, o çocuk bütün acizliğini fark ederek, annenin şefkatine sığınarak öyle bir sarılıyor ki sımsıkı, anne bu sarılmadan pek memnun oluyor. Allah Allah. Şimdi Allah Azze ve Celle bize şefkat tokadı gibi musibetleri neden gönderiyor? Bak, aynı metafor değil mi? Şimdi Risale-i Nur'da diyor ki, musibetler dergah-ı ilahiyeye davet için kader kamçısıdır. Allah bize ne yapıyormuş? Kamçılıyormuş diye. Ey kulum, sen bütün acizliğini, bütün garibanlığını, bütün yoksulluğunu, öyleyiz ha, öyleyiz, halimiz bu. Bilerek ve fark ederek benim şefkatli sineme koş diyor. Tam böyle olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Allah pek memnun oluyor bu cihetten. Mukaddes bir memnuniyet duyuyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Allah Azze ve Celle bizi bu şefkat sinesine çağırıyor ama ezanla çağırıyor, duymuyoruz. O zaman ne yapıyor Allah? Anladığımız dilden çağırıyor bu sefer. Yani musibetlerle. Bakın dikkat edin. Geçen bir arkadaş geldi de buraya. Risale-i Nur'ları okumuş bir dönem. Ne zaman okudum dedim. Ya başına bir haller gelmiş ama insan nefes alamaz. Aralıksız okudum diyor 18 ay boyunca başıma gelen hallerde. Şimdi dedim, şimdi okumuyorum. Niye dedim? Dükkan açtım, çok iyi gidiyor işlerim dedi. Ya şimdi bu daha çok okumaya sebep olması lazım. Biz de bir garibiz yani. Hakikaten Allah Azze ve Celle bizi bir anladığımız dilden çağırıyor değil mi? Nereye? O şefkatli sinesine çağırıyor. Allah Allah. Niye? Çünkü kulluğun, ibadetin manası, özü burada. Acizliğini bilmek, garibanlığını bilmek. Sana sığındım ya Rab, dergahına geldim, bahtına düştüm ya Rab. Beni bırakma ya Rab, benden vazgeçme ya Rab, değil mi? Tam kulluğun özü orası. Onu, o sırrı yakalayamadıktan sonra neyi yakalarsan yakala bir manası yok. Buyur devam et. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister. Demek ki rububiyet varsa itaat olacak. Bir şey terbiye ediliyorsa edildiği gibi itaat ister. Siz mesela iş yerinize gelen bir arkadaşa iş yerinde demir işi böyle yapılır diye öğretiyor musunuz? Ne bekliyorsun karşılığında? İtaat. Ya biz böyle öğretiyorsak böyle yap, müşteri böyle istiyor. Şimdi demek ki rububiyet, terbiye varsa itaat vardır. Doğru mu? Allah Azze ve Celle gözümüzü terbiye etmiş mi? Etmiş. İtaat görüyoruz sadece, başka iş yapmıyor. Hiç karpuz yedin mi gözünle? Gerçi bizim Ömer yemiş olabilir. Şimdi güneş mesela. Allah Allah. Güneş terbiye ediliyor. İtaati nasıl? Muazzam. Biz güneşe bakarak saat ayarlıyoruz değil mi? Namazın saati ikindi burada, yatsı burada, sabah burada diye. Dili terbiye etmiş Allah. Sadece tatma vazifesi var değil mi? Bak, bu da et, bu da et ama bu tatmıyor. Sadece bu tadıyor. Terbiyesi o şekilde. Demek ki kul da rububiyet tecelli ediyorsa karşılığında itaat olması icap eder. Ne demek itaat? O namaz işte, namaz. Beş vakitle huzura kabul meselesi. Buyurun.
rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp, istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra... Bak Allah bütün eksikliklerden uzaktır diyor. Şu an neyi anlatıyor biliyor musunuz? Neyi anlatıyor? Tesbihi. Yani ya Rab ben kainatı okudum sana Sübhanallah diyorum anlatıyor bak. Manasını anlatıyor. Abden bir daha alır mısın? Abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkar-ı batılasından münezzeh. Onların düşündüğü gibi değil diyor Allah. Baba oğul kutsal ruh değil haşa. Kendinde bir eksiklik haşa değil öyle bir şey diyor. Neyle diyor bunu? Tesbihle yani Sübhanallah'ın manasıyla. Evet. Ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu. Allah kainatın kusurundan uzaktır. Bak bunu Sübhanallah ile söylüyoruz değil mi? Bak hem kainatı temaşa edeceksin hem de Allah o kusurdan uzaktır diyeceksin. Bir gün Antep'e gittim. Bir arkadaş dedi ki, abi dedi Allah'ın dedi mekanı var dedi. Niye öyle dedi biliyor musunuz? Bir tane ayet var bilirsiniz. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Bu ayeti duymuşsunuzdur. Şimdi burada istiva kelimesinin, dil bilimcileri öyle diyor, 10 küsur manası var diyorlar. Ama sadece oturmak manasını almışlar. Ve Allah bir arşa oturmuştur. Allah'ın orada mekanı vardır diyorlar. Allah Allah. Şimdi sen öyle zahir manayı alırsan, hiç böyle kendi, affedersiniz, kıt aklımızla tefsir etmeye, tabir etmeye çalışırsan, ne olur bu sefer? Allah Azze ve Celle'ye mekan vermiş olursun. Allah Allah. Dedim ki arş neresi dedim. Arş dedi yukarı. Yukarıda mekanı var dedi Allah Azze ve Celle'nin. Dedim ki iyi de kuzey yarım kürenin yukarısı başka, güney yarım kürenin yukarısı başka. Hangi yukarı peki? Dedi ki ben orasını bilmem dedi. E şimdi sen orasını bilmeyeceksen Allah Azze ve Celle hiç düşünmez misiniz? Hiç akletmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz diyor mu Emice? Diyor değil mi? Nasıl diyor Allah? Şimdi bunları niye söylemiş o zaman Allah Azze ve Celle? Allah Allah. Şimdi Allah Azze ve Celle'yi sen yarattığı mekana koyarsan, mekandaki kusurları kime vermiş olacaksın? Allah Azze ve Celle'ye vermiş olacaksın. Dedim ki ruh bizim neremizde? Her yerimizde abi dedi. E şimdi ruhu her yere tecelli ettiren Allah Azze ve Celle, kendisi esmasıyla, sıfatlarıyla bütün kainata tecelli edemez mi? Edebilir ama başka bir yerde problem yaşıyoruz. Biz Allah Azze ve Celle'yi kendi eksik aklımızla düşünmeye çalışıyoruz. Şimdi insanın aklı, mantık dediğimiz olay kıyasla çalışır. İnsan bilmediği bir şeyi bildiği bir şeye kıyaslar. Şimdi Necde sen bana de ki ben sana akşam bardak getireceğim. Bildiğim bardakları düşünürüm. Çay bardağı mı, büyük bardak mı? Onları düşünürüm. Şimdi Allah'ın zatıyla ilgili ne biliyorsun ki ne düşüneceksin? Haşa. Böyle bir bilgimiz söz konusu değil. Sen Allah'ın zatını bu şekilde bir mekana koymaya çalışırsan mekandaki kusuru da Allah'ın kendisine vermiş olursun aşağı. Halbuki ayette ne diyor? Leyseke mislihi şey diyor. Yani Allah'ın misli yok diyor. Benzeri yok diyor. Misli benzeri olmayan bir Allah'ı sen neye benzeteceksin de ona mekan vereceksin? Bu noktalar problemli noktalar. Allah Allah. Evet. Buyurun devam edelim. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle kudret-i hamedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile rükuya gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Burada da tazimin manası var değil mi? Allahu Ekber'in tazimin manası var. Şimdi yine hangi mektebe gideceğiz? Kainat kitabındaki mektebe gideceğiz. Kainat mektebine ve Allah Azze ve Celle'nin sonsuz kudrette olduğunu orada temaşa edeceğiz. Şimdi bir adam şeker pancarından şeker yapıyor, ne yapıyor? Bir büyükleniyor değil mi? Ben bu fabrikaları böyle kurdum. Bu serveti böyle elde ettim diyor. Şekerden şeker yapmak marifet değil. Erkeksen topraktan şeker yapsana. Allah toprağı şeker yapmış, şekerden de senin gözünü dişini yapmış. Nasıl bir kudret? Sonsuz bir kudret. Anlıyor musunuz? Kainat mektebinden bu manaları anlamayı. Neden anlıyorduk bu manaları? Bir yerde Allah'a ilan etmek için. Nerede? Namazda, namazın manalarını konuşuyoruz şu an. Buyurun. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki... Bir sürü hazine veriliyor. Bu neyin manası? Bu da şükrün yani elhamdülillahın manası. Evet. Abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakru ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek namazın ef'al ve akvali
bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı ilahiden vaz edilmişler. Bak, namazın manası bunlar içinmiş. Şimdi bir ışık ne zaman şiddetlenir? Karanlık şiddetlenince. Şimdi bizim evde loş ışık var, gündüz hiç belli bile olmuyor. Ama böyle akşam vaktinde eve gidiyorum, ne oluyor biliyor musun? Bütün koridoru aydınlatmış, küçücük ışık. Demek ki karanlık şiddetlenince ışığın varlığı ortaya çıkar. Allah Azze ve Celle'nin varlığını bir kul nasıl daha iyi anlar? Kendi aczini, eksikliğini, ihtiyacını, fakru zaruretini bildikçe. Yani yok yok ise o vardır. Ne demek bu? Yani biz ne kadar kendimizi sıfıra çekebilirsek o kadar Allah Azze ve Celle'nin varlığını o kadar iyi anlayacağız. Bu namazın manası için olmazsa olmaz şeylermiş. Siz sultanın huzuruna kendi kibriniz, benliğinizle girseniz, o sultansa ben de benim deseniz ne olur? Zindan olur. Ama o sultansa ben de kapı kuluyum deseniz ne olur? Bu sefer de sultanın bütün varlık hazineleri önünde derya olur akar. Öyle değil mi? Evet. Dersin erken bitmesine şaşırdınız mı? Şaşırmayın, daha devam ediyorum. Şimdi önce ufak bir şey anlatacağım, sonra bir yer okuyacağım. Bir gün arabayla bir yere gidiyoruz. Tam da böyle ezan okundu, arabadan duyduk. Bir arkadaş dedi ki ya devam edelim, ileride dedi namazı kılarız dedi. Biri ne dedi biliyor musun? Ya çok ilginç bir cümle ya. Olmaz öyle, bekler dedi. Allah Allah. Nasıl hissetmiş içinde ya? Nasıl hissetmiş? Hadiste geçiyor değil mi? En makbul namaz vaktinde diye. Olmaz öyle ya, bekler dedi. Şimdi şöyle bir tane namaz kılsak var ya, bir tane. Bu işlerde farz neyse onu yapacağız. Ama hakikatinde sayı çokluğu değil, kalitesi önemli. Olmaz öyle ya, bekler dedi. Allah Allah. Şimdi bir de insanın aklına ne geliyor biliyor musun? Bak, yatıyoruz namaz konuşuyoruz, kalkıyoruz namaz konuşuyoruz. Doğru mu? Hangi dersi okusak namaza bağlanıyor. Çünkü kainat bunun için var yani. Kainatın neticesi, insanın mahsulü namaz. Bizim üreteceğimiz ne var? Namaz, namaz. Neticemiz ne? Namaz, namaz. Ağacın neticesine meyve, insanın neticesine namaz, namaz. Başka bir şey yok. Namazın yok. Gerçekten bir anlamın yok. Yatıyoruz, namaz konuşuyoruz, kalkıyoruz, namaz konuşuyoruz. Şimdi insanın aklına gelmiyor mu ya? Allah'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var da bu kadar zorluyor? Ayette geçiyor. Cehennem ehline sordular, onların namaz kılanlardan değildir. Namazla ilgili ayet sayısına bakın. Aklınız şaşar ya. Yat namaz, kalk namaz. Biz bir de diyoruz ki bak o namaz da yetmez. Bir de manası var diyoruz. Öyle değil mi? Allah Allah. Şimdi insan aklına geliyor ya. Koca kainatın sahibi ya. Bana mı kaldı? Benim namazıma mı kaldı ya? Ben ona sabah vakti kalksam ne, kalkmasam ne? Ticaretin en yoğun olduğu ikindi vakti gitsem ne, gitmesem ne? Ne olacak yani? Neden bu kadar Allah ihtiyaç hissediyor diyor. Haşa, haşa. İhtiyaç değil, iktiza. Uluhiyetin tezahürü ubudiyettir. Evlat evlatsa baba babadır, değil mi? Evlat evlatsa anne annedir. Talebe varsa o da öğretmendir. Benim kulluğum ve ubudiyetim ne kadar tezahür ederse ben Allah'ın uluhiyetini o kadar tespit etmiş olacağım. Ama şu Allah'ın ibadetlerimize ne ihtiyacı var meselesini. Risale-i ufacık bir yer okuyup tam böyle keselim mi ortadan ikiye? Ama çok şaşıracağınız manaya. Nasıl yani böyle manalar çıkmış ortaya? Benim aklım almıyor. Okuyorum Risale-i diyorum ya Allah Allah. Biz anlamakta zorlanıyoruz. Toplanıp okuyoruz. Birlikte anlayalım diye müzakere ediyoruz. Birlikte anladığımızda bu kadarcık bir şey. Diyoruz ki yahu yazan nasıl yazmış? Yazdıran nasıl yazdırmış? Akıllara zarar bir mana bu ya değil mi? Acayip bir ilham bu ya. Şimdi bak 24. söz. 5. dal 2. meyvede kısacık bir paragraf geçiyor. Küçük bir hikayecik anlatacak. Çok iyi dinle. Nasıl ki bir adam 5 kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki. Kim var başrolde? Sultan var. Bir tane adam var. O adam biz olalım. Ne var elimizde? 5 kuruşluk bir hediyemiz. Her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş orada dizilmiş. Girdim mi huzura? Girdim. Yanımda kimler var? Öyle yapıyorum anlıyorsunuz herhalde. Değil mi? Yanımda da başka adamlar var. Ne var ellerinde hediye? Elmas var, yakut var, zümrüt var. Benim elimde 5 kuruşluk bir şey var, bir teneke parçası. Şimdi normalde biz olsak ne yaparız? Utanırız hemen cebimize koyarız değil mi? Ya böyle bir şey ikram edilir mi deriz değil mi? Bak bakalım edilir miymiş, edilmez miymiş? Onun kalbine gelir, benim hediyem hiçtir. Ne yapayım? Hediyem dediğine biliyor musun? Namazım, namazım. Peki o büyük hediyeler dediğine biliyor musun? Sahabe efendilerimizin namazı. Hele hele Allah Resulü Aleyhisselam'ın namazı. Adam şimdi onu düşünüyor değil mi? Bizim namaz kaç kuruşluk? 3 kuruşluk, 5 kuruşluk. Sahabe efendilerimiz, hiç tasvir edilecek bir kelime yok yani değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatamayız, konuşamayız yani. Gerçekten yok, söz yok yani.
Şimdi bu namazı siz de düşünüyorsunuz değil mi arada? Ne diyorsunuz? Ya benim 5 kuruşluk hediyem nerede? Onların inci, zümrüt, yakut. O namaz hediyeleri nerede? Bak şimdi. Birden der. Kim diyor? O gariban adam. Ey seyyidim, efendim. Bütün şu kıymetdar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Bak çok farklı bir metot. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı bunların bir mislini sana hediye ederdim. Ne yaptım ben? Elimdeki hediye değil mi? Bu verilmez. Ne yaptım? Kimin ne kadar hediyesi varsa ben hepsini sana takdim ediyorum dedim. Şimdi böyle bir şey olur mu? Bakalım olur mu? Normalde benim elimdeki hediye kime ait? Sultana ait. Peki diğer hediyeler kime ait? O da sultana ait. Ben kime aitim? Sultana aitim. Onlar kime ait? O da sultana ait. Sultanın bir hediyeye ihtiyacı mı var? Bak, konu hediye değil. Çıktı konu. Ey sultan, madem hediyeye ihtiyacın yok, neden bizden hediye bekliyorsun? Oldu mu soru? Bak şimdi, neydi soru? Allah'ın namazında. Heh, bak. Bak soru ne işte? Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı mı var? Sultanın bizim bu hediyelere ihtiyacı mı var? Var mı ihtiyacı? Yok. Bak şimdi bak cümleye, bak cümleye. Madem ihtiyacı yok, neden sultan hediye kabul ediyor? İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin derece-i sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah. Konu para pul muymuş? Değilmiş. Konu neymiş biliyor musun? Konu sadakatmiş, sadakat. Allah Allah. Allah'ın ibadetlerimize ihtiyacı mı var? Hayır yok. Neden o zaman 5 kez çağırıyor bizi? Konu sadakatmiş, sadakat. Şimdi ikindi namazını düşünün. Bir insanın gününün ticaretle, koşturmayla en çok geçtiği vakitmiş. Yani dünyanın en cezbedici vaktiymiş ikindi vakti. Allah Azze ve Celle o ikindi vaktinde namaza çağırıyor mu? Çağırıyor. İhtiyacı mı var? Hayır, ihtiyacı yok. Neyi? Konu ne? Sadakat. Acaba kulum kendisine en cazibeli gelen işleri, dünyayı bırakıp benim huzuruma gelecek mi? Allah Allah. Bir gün birisi dedi ki, bu sabah namazı dedi, öğleye doğru olsa daha çok insan kılmaz mıydı? Olmaz mıydı böyle? Olmazdı. Niye olmazdı? Konu namaz değil. Haşa Allah'ın o namaza ihtiyacı yok. Konu ne? Sadakat. Konu ne biliyor musun? En sevdiğin şeyi en sevdiğine feda edebilecek misin? En sevdiğim şey ne? Uyku, uyku. O saatteki uyku. O uykuyu en sevdiğine feda edebilecek misin? Sultanım bu hediyelere ihtiyacım var. İhtiyacı yok. Konu ne o zaman? Konu sadakat mi? Sadakat. Allah Allah. Biz sabah vakti o davete gittiğimizde ne yaptık? Sadakatimizi mühürlemiş olduk. Ya Rab kulun geldi. Kapı kulun geldi ya Rab. Allah Allah. Şimdi insanların birçoğunun fark etmediği ince bir nokta var. Maneviyatta terakki etmenin en büyük şartı nedir biliyor musunuz? Fedakarlıktır. Sen sabahın o saatini Allah için feda edersen manen terakki etmiş olacaksın. Şimdi bir gün Risale-i Nur'da bir bahis okuyorum. Çok uzun süredir okuyorum. Okuyorum, okuyorum. Bir konu ama her yerde geçiyor. Bir türlü anlamıyorum. Ya diyorum Üstad Hazretleri bu konuyu bu kadar neden değinmiş? Bir de her gün okuyoruz, her gün çalışıyoruz. Normalde baksan anlaman lazım her gün çalıştığın konu. Yok olmuyor. Risale-i Nur'un her yerinde de geçiyor. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ya bu tohum metaforunu, bu ağaç olayını Üstad Hazretleri bu kadar Risale-i Nur her yerine niye koymuş diye. Risale-i Nur'da haşiyede de geçiyor aynı soru. Aklınıza gelir ki neden bu kadar bahsediyor bunlardan diye. Bak okuyunca aklınıza gelir. Görürsünüz orayı. Benim de aklıma geldi. Ya neden bu kadar tohum diyor, ağaç diyor, toprak diyor. Ya anlam veremiyorum. Açılmıyor bir türlü. Ne oldu biliyor musun? Bir gün, yani zannediyorum ki sadece Allah için olduğu için gittiğimi zannediyorum da. Bir gün Antep'e gittim. Bir iş vardı Allah rızası için. Dizim de ağrıyordu biliyor musun? Yani böyle 3-4 saat araba kullanmak beni çok yoruyordu. Dedim yok ya olsun ne olacak ya. Bir gün daha dinlenirsin geçer dedim. Bastım Antep'e gittim. Oradan o işi hallettim kendime göre. Sonra geri döndüm. Bir açtım Risale-i Nur'u. Kendi çapımda anladım. Biraz daha bir şey okuyunca anlamadım bak. Zannediyorum Allah için gidip geldikten sonra anladım. Daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Bak bütün derslerde ne konuşuyoruz? Tohum konuşuyoruz, ağaç konuşuyoruz, meyve konuşuyoruz. Bugün de konuştuk mu? Gene konuştuk. Yani bu iş, ben de eğer açıldıysa, anladığımı zannediyorsam eğer, anlamışsam biraz. Bir şeyleri daha fazla okuyup çalışınca anlaşılmadı. Allah için bir şey feda edilince anlaşıldı. Neden? Demek ki bir sadakat var ortada. Test edilen bir sadakat var. Sabah namazı sadakatin nişanesi. İkindi namazı bu dünya benim için çaputtur, 5 kuruşluktur.
Ama sen olmazsa olmaz ya Rab, ben senin rızanı kazanmam lazım. Bunun nişanesidir bu. Allah Allah. Bir tane öyle yapmış. Sabah namazını kaçırmış, ne yapmış biliyor musunuz? Yatağını yorganını yakmış. Demiş sana rahat da haram demek ki demiş. Allah Allah. Bu iş sadakat işi bak. Bir gün 6 kişi Roma'nın zulmünden kaçıyor. Yolda bir de çobanla köpeği katılıyor onlara. Ne oluyorlar? 7 kişi. Kim onlar? Ashab-ı Keyf efendilerimiz. Bir de ne var? Köpek var, kıtmir. Mağaraya giriyorlar. 300 yıl uyuyacaklar mağarada. Bilmiyorlar, haberleri yok. Mağaraya bir giriyorlar. Çoban köpeği çıkarmaya çalışıyor. Köpek çıkmıyor. Köpek orada aslında bize bir ders veriyor. Ne dersi veriyor biliyor musun? Ben efendimin huzurundan ayrılmam. Efendim nereye? Ben oraya. Bize sadakat dersi veriyor. 300 yıl sonra Allah Azze ve Celle'leri onları uyandırdığında, yani dirilttiğinde, köpeği de diriltiyor mu? Diriltiyor. Bu ne demek biliyor musun? Sadakat insanı diriltir, diriltir. Biliyorum, başımıza çok musibet, imtihan geliyor. Hepimize geliyor. Hep tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Bu hikmete binaen böyle oluyor. Sen işler üst üste tesadüfen bindi zannediyorsun. Hayır. Allah tevafuken bindiriyor, bilerek bindiriyor. Niye? Sadakatini görmek istiyor. Dostum ne yapın edin. Kahraman içinde kalın ama hep Allah'ın yolunu seçin. Bazen üzüleceğiz, bazen yorulacağız ama biz Allah'ın yolunu seçersek. Kıtmir bile cennete girecek numune hayvanlardan değil mi? Neyden dolayı girmiş kıtmir? Aklı mı var, mantığı mı var? Hayır hayır, bir sıfatı var. Ne o sıfat, ne o vasıf? Sadakat var kıtmirde. Allah Azze ve Celle'nin ibadetlerimize ihtiyacım var. Sabahtan akşama kadar kılsam ne olacak Allah için, ne değişecek? Haşa, mümkün mü? Kurban bayramında Allah Azze ve Celle bize kurban kestiriyor. Hem de ne? En makbulünü, en güzelini istiyor. İyi de ya Rab, ben kurbanı kesiyorum, eti de sana gitmiyor ki. Eti de yine ben yiyorum, etrafındakiler yiyor. Olay ne orada? Sadakatini istiyorum. Rububiyetimin tecellisi, itaatin var mı? Sadakatin var mı? Ben onu görmek istiyorum. Olaya bakın, olaya. Allah Allah. O biçarenin o büyük ve külli niyetini... Hediye kaç kuruş? 5 kuruş. Niyet? Paha biçilmez. Ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatını en büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de. Aciz bir abd namazında ettahiyyatü lillah der. Ne diyoruz orada? Bütün kainatın tesbihatını Allah'a takdim ediyoruz değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta söylüyor değil mi bu cümleleri? Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediyeyi ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi, elimde 5 kuruşluk demir, onlar kadar tahiyyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. İşte şu niyet ve itikat. Bak bak, niyeti görüyor musun? Müminin niyeti amelinden ne kadar daha hayırlı. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü küllidir. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Yine tohum, yine çekirdek çıktı. Bunları anlamak için çok fedakarlık yapmamız lazım. Evet. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Mesela. Ben bu kadar yani namazı hakikaten o tavuğun yerden yememiş gibi kurdum. Allah Allah. Seni Allah bırakmadı Sabri abi. Beni de maşa diye kullandı bugünlük. Allah senin karamel göbeğini bu derslerden hiç ayırmasın. Amin desene mübarek. Olmuş mu ya? Vallahi olmuş mu ya? Ha? Allah razı olsun. Fedakarlık yapınca açılıyor demek Sabri abi. Evet. Çok elzem dersler ha. Bunları böyle var ya. Vay 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 vay. Evet. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.